Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Cenk Öztürk. Bafta'da uzun yıllardan beri yaşamak değil, Bafta'nın ağız tadını, lezzetini bildiğim için böyle bir lezzetin Bafta'da hitap edeceğini düşünüyorum. Şirketimiz 1986'dan beri faaliyet göstermekte. Türkiye'de 150'yi aşkın şubesi bulunmakta. Bu şubelerinden bir tanesi de bundan sonra Allah'ın izniyle biziz. Bütün ürünlerimiz, lavaşımız, çiğ köftemiz, bütün ürünlerimiz İstanbul'dan gelmektedir. Allah'ın izniyle çiğ köfte üzerine Bafta'da bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İşin aslı Bafta'da şu anda çok sayıda çiğ köfteci dükkanı bulunmakta. Fakat yani sonuçta bir sokağa çıktığınızda 5 tane bakkal var, hepsi aynı şeyi satıyor. Sonuçta bizim damak tadı ve kendi lezzetimize güvendiğimiz için ben böyle bir işe kalkıştım. Allah'ın izniyle çok yakında burada esnafımıza sadece çiğ köftenin haricinde halkımıza, esnafımıza Türkiye'nin değişik yerlerinde öğrenmiş olduğum tost çeşitlerinden artı menemen çeşitlerinden güzel lezzetler sunmaya devam edeceğiz. Sadece çiğ köfteye sınırlı kalmayacağım. Allah'ın izniyle Bafta'nın ağzına layık lezzetleri sunmakta kendimize güveniyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Peki kampanyalarınızdan bahseder misiniz? Değişik kampanyalar gördüm. Kampanyalarımızdan evet. Kampanyalarımızdan bahsedeyim. Şimdi açılışımıza özel şu anda 300 adet dürüm bayrağımız ikram olarak halkımıza dağıtılmakta. Bunun haricinde birazdan bizzat kendim arabamla bütün nöbetçi, karakol, hastane, zabıta, bugün nöbette olan devlet memurlarına dolaşıp hepsine ikramlarda bulunacağım, görev başındaki. Artı şehit ve gazi ailelerimize dürüm artı ayran 2 TL. Görev başında, resmi görev başındaki devlet memurlarımıza dürüm artı ayran 2 TL. Bu hastanedeki doktordan, hemşireden, karakoldaki polisten, belediyedeki memurdan, adliyedeki savcısından, katibine kadar bütün herkese dürüm artı aydan 2 TL. Yeter ki görev başında olsunlar. Allah'ın izniyle bunların yanı sıra daha farklı kampanyalar düşünüyoruz. Fakat ilk etapta bu şekilde bir kampanya düşündük. Daha ilerleyen günlerde farklı şeyler de yapacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa? Son olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Gece aynı zamanda parantez içinde şunu da ekleyeyim. Ramazan diye düşünmüştük ilk başta. Fakat daha sonra Ramazan'dan sonra da karar verdim. Yaz boyunca gece 2'ye kadar faaliyet göstereceğiz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu röportajı dinleyen bütün halkımıza sadece şunu tavsiye ederim. En azından bir geçerken buyurup bir misafirimiz olsun da bir dürümle bir ayranımızı yesinler. En azından bir tadına kendileri karar versin. Notumuzu kendileri versinler. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar.